Bu tecrit yalnızca Abdullah Öcalan şahsında olan bir tecrit değil, hem Kürt halkının hem Türkiye halklarının, Türkiye işçi sınıfının da içinde bulunduğu bir tecrit, içinde bulunduğu bir hapishane sistemini aslında aklımıza getirmemiz gerekiyor bu noktada. Abdullah Öcalan'ın bu yaşadıkları, yaşadığı ağır tecrit koşulu aslında hepimizin, eğer bir hukuk anlamında, hukuk devleti anlamında, eşitlik anlamında bir ilerleme kaydetmek istiyorsak, bir demokratik bir topluma evrilmek istiyorsak, öncelikle önümüze koymamız ve çözmemiz gereken en başat sorunlardan bir tanesi İmralı tecridi. Sayın Abdullah Öcalan yaşadığı bu tüm tecrit sürecinde aslında kendisinin yaşadığı bu istisna, kendisine özgü üretilen bu istisna hukuk düzeninde aslında tüm toplumun önünü açacak bir nokta. Şöyle ki, şimdi bu cezaevi ihlalleri anlamında başlangıcı dediğim gibi Abdullah Öcalan'ın tecrit süreci olarak sabitleyebiliriz. Bundan sonra avukat yasaklamaları, avukatların tutuklanmaları, iletişim ve disiplin cezalarındaki ayyuka çıkış bu kadar yoğun miktarda olması aslında Abdullah Öcalan'la başladı. Abdullah Öcalan üzerindeki bu büyük hukuksuzluk kuşatması kaldırıldığı takdirde bu toplumun tüm siyasi mahpusları ve aynı zamanda demokratik siyaset yürüten insanlar açısından da büyük bir ön açıcı misyona sahip olacaktır yani. Mektup hakkı, iletişim hakkı, avukat. Düşünün ki aslında en baştan şuna bile değinmek gerekiyor. Abdullah Öcalan ilk tutuklandığı zamanlarda mesela Adalet Bakanlığı'na, yani İmralı Cezaevi'nin iç yönetmeliği Adalet Bakanlığı'na bağlı değildi. Başbakanlık tarafından bir kriz masası oluşturuldu ve kriz masası Abdullah Öcalan'ın tüm bu İmralı hapishanesindeki sürecini yönetti. Bu bile başlı başına hukuk devleti ilkesine tamamen aykırı bir durum. Hukuk devleti bize şunu söylüyor: öngörülebilir cezaların, tüm kanunların, tüm yönetmeliklerin öngörülebilir olması zaten bir devleti hukuk devleti yapıyor. Ama Abdullah Öcalan'a özgü bir infaz rejimi, Abdullah Öcalan'a özgü bir hukuk rejimi inşa ediliyor ve bu hukuk rejiminin önünde durulamadıkça bu toplumun her kesimine, bugün mahpusların, tutsakların yaşadığı bütün sorunlara da vesile oluyor. Akla mantığa sığmayan disiplin cezalarıyla Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşme hakkı engelleniyor, ailesiyle görüşme hakkı engelleniyor, birçok iletişim cezasına maruz bırakılıyor. Bu disiplin cezaları avukatlarına dahi tebliğ edilemiyor. Kesinlikle Abdullah Öcalan'ın içinde bulunduğu koşullar hukuki bir anlamda ifade edilebilecek bir yönü yok. Bu siyasi kararlar neticesinde bu biçimiyle devam ettiriliyor. Abdullah Öcalan üzerinden toplumda bir baskı, bir tahakküm ilişkisi kurulmak isteniyor. Dediğim gibi uluslararası kuruluşların bu anlamda da bunun işkence olarak tanımlanması anlamında da birçok defa Türkiye'ye rapor sundular. Gerçekten çok, yani dünyada ben bir avukat olarak bunun başka bir örneği var mı? Herhalde bu Guatemala hapishanelerindeki benzer uygulamalar dışında buna da örnek, yani ben yine de Abdullah Öcalan'ın içinde bulunduğu tecritle kıyaslanabilecek bir düzeyde olduğunu düşünmüyorum. Çok ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Eğer hukuk kişiler üzerinden ilerlerse, hukuk devleti ilkesini ve eşitlik maddesini anayasadan çıkarmak gerekiyor. Eğer istisnalar, çünkü mesela eşitlik hükmü, yani her yurttaş kanun önünde eşit. Ama eğer Türkiye, yani devlet şunu söylüyorsa, hayır bu istisnadır diyorsa, bir kere bunu ihlal ediyor anlamına gelir. Kişilere özel hukuk yapılamaz. Kişilere özel ceza infaz rejimleri inşa edilemez. Böyle diyorsa bu anayasayı ihlal etmek demektir. Anayasayı çöpe atmak demektir. Aynı zamanda bu hukuk devleti ilkesine de aykırı. Hukuk devleti söz konusu Abdullah Öcalan olduğu takdirde
ne eşitlik ilkesini gözetiyor, ne hukuk devleti ilkesini gözetiyor, ne de kendi kanunlarına kendi kanunlarını ihlal ediyor, kendi kanunlarına uymuyor. Yani bu kabul edilebilir bir durum değil. Biz gibi dünyanın dört bir tarafında avukatlar, hukukçular, profesörler, akademisyenler Abdullah Öcalan üzerindeki tecritin kaldırılmasıyla ilgili çeşitli mecralara, Türkiye'de de ÖHD, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği 775 avukat bir başvuruda bulundu Adalet Bakanlığı'na. Konuyla ilgili görüş bildirmesi için başvuruda bulundu ve buna hiçbir cevap alamadı. Yani bir hukukçu anlamında, yani bir hukukçu olarak hukukçular bunun için uğraşıyorlar. Eğer demokratik bir devletten söz edeceksek, eğer demokrasi var diyeceksek, demokratikleşelim diyeceksek, başat olarak Türkiye'de böyle ağır bir durum söz konusu. Öncelikle bunun çözülmesi gerekiyor. Bunun çözülmesi demek Türkiye'de her şeyin yolunu açar. Bunun için insanlar her gün sokağa çıkıyor. Bunun için Türkiye'de yurtseverler, sosyalistler her gün mücadele ediyor. Bugün tecrit için her gün insanlar sokakta. Bu meselenin çözülmesi demek aslında toplumun nefes alması demek. Öncelikle bu kapsamda mücadele yürütülmesi gerekir. Yani bugün Barolar Birliği'nin bu konuya ses çıkarması, her hukukçunun, akademisyenin, hukuk dünyasının buna ses çıkarması gerekir.